Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Sizlere bugün Başiskele sahilinden, yani Kocaeli'nin ilçesi Başiskele sahilinden bir hikaye anlatımında bulunacağız. Evet, şu an gün batımı manzarası olması hasebiyle de güzel duygular içerisinde bu paylaşımı, bu bilgi aktarımını yapacağımıza inanıyorum. Evet, başlığımız hayalindeki evi aldığını sandı ama diye başlıyor. Öncelikle hikayeyi sizler için okuyorum. عندما وصل القادم الجديد أصبح البيت صغيرا جدا لا يكفي الأسرة التي تكبر سنة بعد سنة وبدأت أبحث عن شقة أكبر تكفينا جميعا ويكون إيجارها مناسبا لأجر الصغير كنت أقرأ الإعلانات كل يوم في الجريدة الصباحية وفي الجريدة المسائية لم يكن الأمر سهلا كما اعتقدت راح مني وقت كثير وجهد كبير في مواعد مع أصحاب البيوت والبوابين مررت بأحياء المدينة ومشيت في الشوارع أبحث وأبحث كلما شاهدت الإعلان شقة للإيجار أسرعت داخل البيت وقابلت البواب دخلت بيوتا وشققا كثيرة إذا وجدت الشقة المناسبة فإني أقابل طلبات صعبة يقدمها حضرات أصحاب البيوت كل صاحب بيت له طلبات هذا يطلب مبلغا كبيرا عند كتابة العقد إيجار سنة كاملة أو سنتين وآخر يطلب إيجارا عاليا وثالث يريدني أن أدفع مبلغا لإصلاحات ستتم في المستقبل كدت أفقد عقلي وفي النهاية وجدتها شقة صحية حديثة وجميلة فيها أربع غرف غرفة نوم وغرفة الأطفال وغرفة استقبال وغرفة مكتب ودورة مياه حديثة الشقة في بيت صغير يقع في شارع رئيس قريب من وسط المدينة أعجبتني هذه الشقة وكتبت العقد مع وكيل صاحب البيت ودفعت إيجار 6 أشهر مرة واحدة شعرت بالراحة والسرور وعندما عدت إلى البيت أخبرت زوجتي بما حدث ووصفت لها مكان البيت الجديد ورقم الشقة ولكن زوجتي ضحكت وقالت يا لك من زوج لطيف هل تحب أمي كل هذا الحب؟ الرجل لماذا؟ الزوجة لأنها تسكن في نفس البناء وفي الشقة التي تقابل شقتنا. Evet arkadaşlar, şimdi metnimize şöyle adım adım girelim. عندما وصل القادم الجديد. Evet, عندما dığı zaman, وصل ulaştığı zaman. Kim? القادم الجديد. Evet, kadime fiili gelmekten ismi faal yapmış. Gelen, yeni gelen. Evet, buradaki gelenden kasıt radî', yani tıfıl, yani çocuk. Yani yeni çocuk. Dünyamıza teşrif ettiğinde, geldiğinde. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ahirette ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor. Dolayısıyla burada da şu an bahse konu olan aile yaşantısında da evet, bir çocuk dünyaya geliyor. Asbahal beytu sagiran cidden. Evet, yeni gelen bu çocukla ne olmuş? Ev çok küçük olmuş. Evet, normalde karı koca 2+1 hatta 1+1 bir şekilde idare edebiliyor. Yani bir evde bir yatak odası olsa, bir oturma odası olsa, bir de misafir odası olsa 2+1 yeterli. Ama bir çocuk veyahut da çocuklar dünyaya geldiğinde bu ev biraz darlaşacak. Dolayısıyla burada da
karı koca olarak yaşayan bu çiftimizin bir küçük çocuğu dünyaya geliyor ve ev çok küçük kalıyor. Yani ne oluyor? La yekfil usra. Evet, bu aileye yeterli gelmiyor. Elleti tekburu seneten ba'de sene. Evet, seneden seneye. Evet, ba'de seneten ba'de sene. Seneden seneye ifadesi arkadaşlar. Yevmen ba'de yevm dersem günden güne olur. Şehran ba'de şehir desem aydan aya olur. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Yani seneden seneye büyüyen, aileye yeterli gelmeyen küçük bir eve dönmüş evleri. وَبَدَأْتُ أَبْحَثُ عَنْ شَقَّةٍ اَوْ شُقَّةٍ اَكْبَرَ تَكْف۪ينَا جَمِيعًا. Evet, ailenin reisi anlatıyor. Bu durumda sorumluluk, yani ev küçük geliyorsa aileye ne denir? Aile reisinin, babanın bir sorumluluğu var. Maalesef ne oluyor ailelerde? Aileler büyüdükçe sadece ev değil, araba vesaire yetmemeye başlıyor. Özellikle arabalarda kişilerle beraber taşınacak yük vesaire hesap ettiğimiz zaman genellikle aileler büyüdükçe büyük arabalar tercih ediliyor. Aileler büyüdükçe 3 artı 1 evler, hatta günümüzde 4 artı 1 vesaire tercih ediliyor. Evet, burada da diyor ki ben ev aramaya başladım, bir daire. Ekbara, daha büyük, yani şu anki mevcut evimizden daha büyük bir ev aramaya başladım. Nasıl bir ev? Tekfine. Et kefa yekfi. Bize yetecek cemiyan, hepimize. Yani bana, eşime ve çoluk çocuğuma yetecek daha büyük bir ev aramaya başladım. Tabii nasıl bir ev olacak bu? Ve kunu icaruha. Et icar. Et kirası. Evet, kira kelimesi, icar. Evet, istecara, kiralamak. Seyyaratu ücra olursa, işte ücretli araba gibi bu kelimeden değişik kelimeler türetebiliriz. Ve yekunu icaruha münasiben li ecris sagir. Evet, burada ecir diye bir kelime geçiyor. Ecir ilk başta mükafat vesaire anlamına gelebilir ama buradaki anlamı işte maaş, yani ratip anlamında düşünebiliriz. Hatta hadis-i şerifte ne diyor? U'tul ecrahu kable en yarukka arakuhu. Evet, yani ecir, ücretliye, ücretle çalışana ecir, maaşını, yani parasını teri kurumadan veriniz diyor. Evet, burada bahset konu olan kişi benim maaşım az diyor. Benim maaşıma uygun ve hepimize yetecek kadar bir ev aramaya başladım. Kuntu ekra'ul i'lanat kulle yevm fil ceridetis sabahiyye ve fil ceridetil mesaiyye. Bunun üzerine ne yapıyor? Evet, ilanlara, reklamlara bakıyor. Reklamları okuyor her gün nerede? Sabah ve akşam gazetelerinde. Evet, tabii bizde gazeteler günlük olur. Sabah ve akşam ayrı olması ilginç. Evet, ev bakarken genellikle neye, nasıl yollarla? Evet, bir yolu eskiden gazete alınırdı. Şimdi elektronik olduğu için gazete pek alınmıyor. Gazetelerde ilan köşeleri vardı ama şimdilerde ya emlakçıyla ya kişi kendi penceresine ilan asarak ya da dost, çevre vesaire tavsiyesiyle ne yapılıyor? Evler bulunabiliyor. Bu da bu kişi de evini reklamlar, gazete reklamlarıyla bulmaya çalışıyor. Lem yekunil emru sehlen keme taqattu. Evet, lem yekun olmadı emir, bu durum, yani kiralık ev arama durumum sehlen, kolay olmadı. İ'takada, sanmak, zannetmek, inanmak, zannettiğim gibi. Yani ben sandım ki İşte böyle bir evde oturuyorum, daha büyüğünü alacağım, hemen bulurum. Evet, işler düşündüğüm gibi, zannettiğim gibi olmadı. Raha minni vaktun kesir ve cuhdun kebir fi mevaide ma ashabil buyut vel bevvabin. Evet, raha minni, benden gitti, vaktun kesir, çok vaktim, çok vaktim gitti ve cuhdun kebir, çok çabam, yani çok çaba harcadım, çok vakit harcadım. Evet, bazen insan şanslıysa hemen
uygun kiralık ya da satılık ev bulabiliyor. Bazen de şanssızsa iş uzayabiliyor. Burada arkadaşımız zannının aksine vakti ve çabası çok fazla gitmiş. Ne konuda gitmiş? Fî mevâid, buluşmalarda. Mâ ashâbil buyut, ev sahipleri, vel bevvâbin, kapıcılar. Yani ev sahipleriyle olan görüşmede ve veyahut ev sahibi yoksa da o binadaki kapıcılarla olan görüşmelere çok vakit ve çaba harcamış. Merartu bi ahya il medine. Şehrin semtlerine uğradım. Evet, yani bulunduğun yerde insan bir yer bulamazsa ne yapıyor? Diğer semte bakıyor. O olmadı, diğerine bakıyor. Bu arkadaşımız da semt semt geziyor. Evet, hay kelimesinin çoğulu ahya. Evet, bir anlamı bunun canlı, canlılar, ama buradaki anlamı semt olduğunu söyleyebiliriz. Ve meşeytu fi şevari, ve cadde cadde gezdim diyor. Ebhasu ve ebhas, araştırıyorum, araştırıyorum, araştırmaya devam ediyorum. Kullama şahettul i'lana şukkatan lil icar, es'a'tu dâhilel beyt ve kâbeltul bevvâb. Evet, kullama cezmetmeye şart edatlarımızdan birisi. Her ne zaman şahettül i'lan, bir reklam görsem, şukkaten lil icar, evet, kiralık daire ilanı her ne zaman görürsem ne yapıyordum? Esra'tu, telaş ediyordum, acele ediyordum. Dâhil el beyt, yani evin içine girme konusunda, ve kâbeltül bevvâb, ve kapıcıyla ne yapıyordum? Görüşüyordum. Yani her ne zaman kiralık daire ilanı görsem, evin içine girmekte acele edip işte oranın kapıcısıyla hemencik görüşüyordum. Tabi günümüzde mesela site olarak düşünürsek kapıda ne var? Güvenlikçi var. İçeride her dairenin kapıcısı var vesaire. Evet, dehaltu buyuten ve şukakan kethira. Evet, yani birçok eve ve birçok daireye girdim. İzâ vecettül şukkatel münâsibe. Şayet uygun bir ev bulursam, fe inni ukabilu talebatin sa'be. Ne oluyordu? Yani ev uygun, tamam, her şeyiyle. O durumda neyle karşılaşıyordum? Zor talepler, imkansız isteklerle. Bunları kim yapıyor? Yukaddimuha hadarat ashabil buyut. Evet, ev sahiplerinin sunduğu, ortaya koyduğu zor taleplerle karşılaşıyordum. Kullu sahibi beytin lehu talebat. Evet, her ev sahibinin neyi vardı? Bir talebi vardı. Hâzâ yatlubu meblegan kebîran inde kitâbetel akt. Evet, mesela ev sahiplerinden bazıları ne yapıyormuş? Sözleşme imzalanmasında büyük bir meblağ, yani kirayı çok istiyormuş. Ya da icaru senetin kamile ev seneteyn, bir senelik, iki senelik sözleşme. Evet, günümüzde bu kira olayı hakikaten işin içinden çıkılmaz bir duruma geldi. Ev sahipleri kiraları çok istiyor, ama burada yazanın aksine uzun süreli, yani eskiden kiracı uzun süreli kiracı istiyordu, sürekli yeni kiracı bulmamak için. Ama şimdi fiyatlar günden güne abartılı bir şekilde arttığı için ve %25 kuralından dolayı mevcut kiracının kirası çevredeki evlere göre düşük olduğundan, ne kadar kısa süreli kiracı olursa onu tercih edenler var mesela. Zamandan zamana değişimi görebiliriz. Ve ahar, bir başkası da yattubu icaran aliyen. Evet, bir başkası da ne istiyordu? Yüksek bir kira bedeli istiyordu. Ve thalithun yuriduni en edfa meblagan li islahatin tettimu fil mustakbel. Et, bir diğeri de benden ödememi, bir meblağ ne? Li islahat, tamir, bakım için. Tettimu fil mustakbel, yani gelecekte tamamlanacak bakım işleri için meblağlar istiyordu. Evet, yani mesela dolap kırılmış, evde farklı şeyler yapılacak. Bunu direkt ev sahibi cebinden ödemek yerine, sen kiracı öde, işte kiradan düşeriz vesaire. Başlangıçta bu tabi yüklü miktar olabiliyor. Eskiden sadece depozita
vardı. Depozito olmadan da evler bulunabiliyordu. Bir aylık kirayla geçebiliyordun ama burada iş garantici davranılmış. Yani bunları düşündüğümüz zaman ev sahiplerinin kiracılar üzerindeki baskısının ne kadar çok olabileceğini görüyoruz. Bu anlamda Rabbim kimseye uzun süreli bir kiracılık nasip etmesin. Herkesi ev sahibi yapsın. Ev sahiplerinde insaflı yapsın. Karşılıklı neşe içerisinde güle oynaya geçirelim. Evet, bakalım bu durumda kiracımız ne durumda? Kıttu efkidu akli. Evet, fakada kaybetmek. Aklımı kaybedecektim. Deli divaneye dönecektim. Ve fin nihayeti vecettuha. Sonunda aradığım evi buldum. Yani konumu itibariyle, evin şartları itibariyle, fiyatı itibariyle uygun bir ev bulmuş. Bakalım bu ev nasılmış? Şukkatun sıhhiyyetun hadise ve cemile. Bu ev yeni çocuk gelmiş, sağlıklı. Hadise yeniymiş. Yani eski püskü, işte tamire ihtiyaç duyacak bir şey yok ve güzelmiş. Yani burada bir garabet var. Yani ara ara bulamadığın evi bir anda bütün özellikleriyle buluyorsun. Fiha arba guraf. Evet, 4 tane odası var maşallah. Gurfetun evm, yatak odası. Gurfetun lil etfal, çocuk odası. Yeni gelecek çocuğa uygun. Gurfetu istikbal, misafir odası. Ve gurfetu mektep. Evet, çalışma odası. Evet, bazı evlerde istisnai odalar olabiliyor. Muhtemelen bu kişi de ya akademisyen ya öğretmen, yani çalışma odasına ihtiyaç veyahut da evden iş götürecek biri ne istiyor? Çalışma odası istiyor. Ben de mesela şu an akademisyen olarak bir çalışma odası arıyorum. Yani evin kendi koşullarında çalışmak zor. Masa senin çalışmana uygun olmuyor. Etraftaki dikkat çekici şeylerden çalışma heyecanın ve gayretin kaçabiliyor. Ve devratu miyahin hadise. Ve ne var? İşte modern, güzel bir tuvaleti de var. Eşşukkatu fi beytin sagir. Evet, daire küçük bir ev içerisinde. Yani bazen dairelerin böyle çok büyük bir apartmanda olması zor oluyor. Kimin girdiği, kimin çıktığı anlaşılmaması yönüyle curcuna vesaire var. Ama böyle küçük bir apartmanda bir ev olması çok daha makul oluyor. Kim var kim yok belli. Kendi yağında kavruluyor apartman. يَقَعُوا فِي شَارِعٍ رَئِيسِيِّنْ. Evet, bu evimiz nerede? Ana caddede. Ana yol üzerinde. قَرِيبٍ مِنْ وَسَطِ الْمَد۪ينَ. Şehir merkezine yakın, ana yol üzerine düşen küçük bir binada bulunuyormuş bu dairemiz. اَعْجَبَتْنِ هَذِهِ الشُّقَّةِ. Evet, bu daire hoşuma gitti haliyle. Yani yeri uygun, fiyatı uygun. وَكَتَبْتُ الْعَقْدَ عَمَّعَ وَك۪يلَ صَاحِبِ الْبَيْتِ. Ve bu sözleşmeyi ev sahibinin vekiliyle yaptım. Yani ev sahibiyle yapmadım, vekiliyle yaptım. Burada ilginç bir durum var. Ev sahibi nerede? وَدَفَعْتُ اِيْجَارَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مُرَّةً وَاهِدَ. Evet, bir kerede 6 aylık kirayı ödedim. Evet, burada ev sahibinin işine gelen işte parayı almak gibi bir nokta varsa da belki farklı bir nokta var. Tabii kiracı için de böyle bir ev bulmuş, kendini garantilemek istiyor. Yani 6 aylık kirayı verince hem ciddiyetini ortaya koyuyor hem de evden kolayca çıkarılamayacağının ispatı oluyor. Bir kere de 6 aylık kira. Ya şu an kira 10 bin desek 6 aylık 60 bin. Taşınma bilmem nesiyle 100 bin. Yani ilk etapta 100 bin lira bulmak kolay değil. Ama öyle hoşuna giden ev olmuş ki artık bunu düşünmemiş. Şe'artu bir rahati ve surur. Evet, tabi evi bulmuş, imzalar atılmış. Adam ister istemez bir rahatlık ve mutluluk hissediyor. Ve indemâ uttu ilel beyt, ehbertu zevceti bimâ hades. Evet, adam ne yapıyor? Eve gittiği zaman ahbara, haber veriyor. Kime? Zevce, eşine. Neyi? Bimâ hades, başına gelen şeyi, yani olayı.
ne yapıyor? Eşine haber veriyor. Yani güzel, konumlu, uygun fiyatlı bir ev bulduğunu. Ve vasaftu leha mekanel beytil cedid. Ve ona yeni evin mekanını tarif ettim. Ve rakme şukka ve daire numarasını. Yani evle ilgili tüm bilgileri ne yapıyor? Veriyor. Walakin zawjati dahikat. Evet, ilginç. Eşi bu durumda gülüyor. Yani gerçekten uygun bir yer, uygun bir ev, uygun fiyatlı bir yer bulduğuna mı gülüyor acaba? Kalet gülüp ne diyor? Ya leke min zawjin latif. Evet, taaccüp, şaşırma üslubu kullanıyor. Ne kadar iyi bir kocasın sen diyor. Hel tuhibbu ummi kulla hadal hub? Ya sen annemi bu kadar çok mu severdin? Şaşırıyor. Demek ki kaynanasıyla arası çok da iyi değil. Aynı şehirde yaşasalar da görüşmeleri az. Bir sıkıntı var yani. Annesini bu kadar sevmesine kadın şaşırıyor. Tabii konunun kadının eşiyle ne alakası var? Bu durumda soruyor. Limada? Neden böyle bir şey diyorsun? Tabii bu durumda bakalım kocanın başından kaynar sular dökülecek mi? Kadın cevap veriyor. لِأَنَّهَا تَسْكُنُ ف۪ي نَفْسِ الْبِنَا. Evet, birinci şok nedir? Kaynanası, yani bu kadının annesi demin bu adamın tuttuğu binada yaşıyor. Aynı apartmanda yaşıyor. İkinci şok ise فِي الشُّقَّةِ اللَّتِي تُقَابِلُ شُقَّتِنَا. Evet, ve yani bu adamın tuttuğu dairenin karşısında yaşıyor. Evet, buradan adam muhtemelen şoka giriyor, krize giriyor. Ve bu işin geri dönüşü de yok. Yani 6 aylık kiraya da ödemiş. Eğer yani kaynanasıyla arası olsaydı zaten bu evin varlığından haberi olurdu. Hiç bu zahmete girmeden tutardı, eşi de söylerdi. Yani eşi söylemediğine göre demek ki kaynanasını çok sevmediğini düşünerek bu bilgiyi vermiyor. Ama bazen nasipte ne varsa o olur. Ummadığın ot burnunda biter. Yani bazen bir yere gidersin, milyonda bir olacak bir ihtimalle hiç istemediğin bir kişiyle aynı odada kalırsın. Gidersin bir kursa, hiç görüşmek istemediğin bir kişi o kursa gelmiş olur. Hayatta böyle hakikaten enteresan bir durum var. Kaynanasını çok sevmeyen bir adam ne yapıyor? Daireyi direkt kaynanasının karşısındaki evden tutuyor. Muhtemelen burada bu ev de kaynanasının. Yani çünkü burada araya ne girmişti? Vekil, ev sahibinin vekili. Muhtemelen apartman kaynanasının. Kaynanası da kızını yanında görmek istediği için adama da görünmemek adına, işkillendirmemek adına arka planda ne yapıyor? Kendi vekiline işi gördürüyor. Emir vakiyle ne yapıyor? Yana aldırmış oluyor. Bazen böyle anne babalar çocuklarının uzaklara gitmesini istemez. Bizim ninemiz de böyleydi. Bütün çocukları etrafına toplamıştı. En son biz kalmıştık. Hep böyle beddua ederdi. Babam asker olması dolayısıyla şehir şehir gezerdik. En sonunda bizi de getirdi. Yani biz Çanakkale'de, İzmir'de vesairede yaşadık. Hiç Kocaeli'de yaşama düşüncemiz yokken şu an yayın yaptığım ev Kocaeli'ndeki evimiz. Yani 5-6 senedir merhum ninemizin vasıtasıyla, hatta duasıyla buraya geldik. İşin kaderin cilve tarafı ise geldik ama kendisi bu gelişimizden kısa bir süre sonra vefat etti. Çok fazla kızını, damadını yanında göremedi. Bu da kaderin ayrı bir cilvesi. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.